Bugün dünyanın geldiği nokta itibarıyla bugüne kadar gelinen paradigma ile bundan sonrasını yürütebilmek muhtedirler açısından imkansızlaşmış durumda. Bu bunu bir gerçeklik olarak tespit etmemiz gerekiyor. Ancak bunu tespit ettikten sonra peki yol ne? İkinci yüzyılı nasıl yaşayacağız sorusu orta yerde hayati bir şekilde duruyor olacak. Buna da bir çözüm bazlı yaklaşma yöntemini tercih edebiliriz. İki, böyle bugüne kadar getirdiğimiz gibi e, gidebileceğini düşünebiliriz. İşte o bugüne kadar getirdiğimiz gibi, e, Gide götürebiliriz diyenlerin e, Hem kendileri açısından Ağır bir yanılgı olacak Hadi o önemli değil Oturup onların yanılgısına Yanacak halimiz yok Ama ülkemiz açısından Ortak geleceğimiz açısından Ağır toplumsal e, Maliyetler Üretecek Derdimiz de budur bir yüzyılı daha ıskalamamak bu seçimde tam böyle bir kavşakta hayati bir e, önemdedir gerçekten. Aşağı yukarı her seçimde buna benzer e, değerlendirmeler yapılır. Bu seçim çok önemli bir seçim olduğu söylenir. Ama e, bu seçim gerçekten Bugüne kadar olmadık bir şekilde önemli bir seçim. Buna birçok farklı açıdan yaklaşmak mümkün. Yani sadece önemi bir kavşakta olmamız ve burada kullanacağımız tercih meselesiyle sınırlı değil. İlk defa toplumsal güçler. Kurumlar, sınıflar, yapılar, çevreler bugüne kadar devletin güttüğü paradigmanın dışında bir hizalanma arayışı içindeler. Umut var olmak için belki çok erken ama bunda da Kürt siyasi hareketinin bugüne kadar özveriyle yürüttüğü, mücadelenin ödediği bedellerin önemli bir payı var. Dolayısıyla bir başka yönüyle de bu açıdan önemli o anlamda hepimiz sahalara indik, bunu anlatmaya, bunu yaygınlaştırmaya ve mümkün olan en olumlu sonucu almaya çalışıyoruz. Sanırım Ramazanın etkisi, ağır geçim koşullarının etkisi, depremin yarattığı travmayla herkes açısından alanlar biraz şu an beklediğimiz şeyde değil. Bu coşkuyu falan kastetmiyorum. Seçim havasında değil. Yani sanki memlekette seçim ee, gibi bir gündem yokmuş gibi bir hava var CHP'lisi içinde böyle AKP'lisi içinde böyle e, böyle bir hava var bunun sebebini dediğim gibi ağır geçim koşulları depremin travması bir de toplumun terörizi edilmesi gibi birçok şeye bağlayabiliriz bir basın açıklamasında e, silüeti görünen insanlara Yıllarca ceza ver, verilen bir dönemden bahsediyoruz. İnsanlar sabırla o oy verme gününü bekliyorlar. Fakat bayramdan sonra o klasik alışa geldiğimiz seçim havasına gireceğimizi düşünüyorum. Ee, vallahi bana kişisel tercihime kalsaydı, evet ben biraz e, sanat benim için hep yarıda kalmış bir hatta başlangıcında kalmış bir alan olarak kaldı. Yaşım da bayağı ilerledi. Orada bir şeyler yapma arzum hep devam ediyor. Cezaevindeyken karaladığım bir şeyler var. Bu arada yazdığım bir iki senaryo var. Biraz sağlık meseleleri yordu. Bütün bunların içinde arkadaşlarımız sorumluluk almam gerektiğini söylediler ee, e, bir iki kaytarmaya çalıştım ama bundan fazlası kibire girer ee, bize de yani ben anlayış olarak e, genç genç arkadaşlara yeni arkadaşlara e, alan açılması böyle siyasetin bir e, sürgit bir e, etkinlik gibi sürdürülmemesinden yanayım Zaten bıraktığım zaman da devam edebilme opsiyonum varken hani başka arkadaşlarımıza alan açmak gerektiğini düşündüm. Birçok arkadaşımız da böyle düşünüyor. Bizim yapımızın en önemli özelliği bu belki. Bakın her dönem e, parlamento grubumuz e, yepyeni e, kimlikler kazandırır halka. Her birinin başka bir temsiliyet gücü vardır. O anlamda en üretken yapılardan birisiyiz. Fakat bu seçim biraz böyle seçimden sonra ortaya çıkacak olan tabloda belli bir deneyimi ve hafızayı gerektiren kıvamda bir şey olacak. Bu bugünden belli. Öyle olunca arkadaşlar da ısrarla göreve çağırınca baş üstüne dedik geldik. Yok, yüz, el, yüzüm kara o anlamda çok tamamlayamadım, Bak, bakalım. Ee, hayatın kendisi de bir sanat, biz politikayı da bir sanat gibi, sanatı da politik olarak e, yapmayı bilen ve bunu gözeten insanlarız. Hele bakalım, şu an e, barıştan kıymetli, demokratik bir dönüşümden kıymetli pek az şey var acınacak bir şey olarak görüyorum. Yani bu memlekette daha önce değişik platformlarda ve parlamentoda söyledim. Eğer biz olmasak bu parlamentonun üçte biri e, karma olarak bütün partilerden üçte biri tercih edilmezdi. Üçte birinizin Kürd'e düşmanlık etmekten başka, özgürlüklere düşmanlık etmekten başka hiçbir vasfınız yok ve küfür etmekten başka. Siz sadece bu vasfınızla alınıp buralara get istihdam ediliyorsunuz diye. E, bu memleket düşman icat etmeden e, memleket yönetebilme e, kabiliyetini hiçbir zaman gösterememiş ki Cumhuriyet'in e, bu 100 yıllık tarihinin önemli bir bölümünde daima bir düşman algısına ihtiyaç duymuş. Bu düşmanın adı değişmiş. Günün konjöktürü neyi gerektiriyorsa. Onun için e, miting de yapmayacaktı. Hani çok değişik bir şey olacaktı. Şimdi sabah akşam o miting senin, bu miting benim gezmeye başladılar. Biraz çaresizliğin, biraz paniğin ürünü bunlar. E, bunu bayramdan sonra bu çaresizlik havasının daha da artacağını düşünüyorum. Bütün medya kanalları ellerinde bekliyor haber bültenleri girdiğinde iftar programlarını e, ipotek gitmiş, oradan tartışma programı başladığında bir iki açılış, açılış, kabul benzeri şeyler yapıyorlar. Ya bu memlekette iktidarların e, basın yayını denetlediğini ya da işte denetlemeye çalıştığını. Bu çabaları hepimiz gördük. Cumhurbaşkanı başbakan konuşurken ona bağlanmayı da gördük. Yeni bir şey değil bizim için. Fakat susarken beklemeyi ilk bunların zamanında gördük. Cumhurbaşkanı bağlanıyor, ezan okunuyor, bir bekleyelim diyor. Bütün canlı yayında o sessizliği çekiyor. Geri stüdyoya dönmüyorlar yani. Bu sadece o paniğin ve karmaşanın havası. Ee, açıkçası onlarla ilgilenmemek gerektiği düşüncesindeyim. Bizim şu an kendimizi e, Türkiye e, toplumuna çok iyi anlatmamız gereken günler. Bu toplumun bir derin nefes almaya ihtiyacı var. Hava gibi, su gibi bir ihtiyaç bu yarınından, can güvenliğinden, özgürlüğünden, temel haklarından emin olacağı bir ülkeye ihtiyacı var. Karnının doyacağı, barınmanın sorun olmayacağı, geleceksizleştirilmeyen bir topluma ihtiyacı var. Bunlar çok yakıcı bir talep haline gelmişken bize de düşen, bu gerçekliği ve çözüm yollarını toplumumuza e, bir hakkını anlatabilmek diye düşünüyorum. Evet. Millet ittifakı ve özelinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu kastediyorsak yükü ve sorumluluğu ağır. E, vaktinde çok ağır CHP eleştirileri yapmış birisiyim. Tümünün de arkasındayım. Tümü o konjöktürde bir gerçekliğe işaret ediyordu. Bir gerçekliğin altını çiziyordu. Ama bugün için e, Sayın Kılıçdaroğlu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu paradigmanın dışından bir cümle kurmaya çalışıyor. E, ona e, bu çabayı yüksek değerde buluyor. E, ama bu bir sonsuz kredi anlamına gelmiyor. Bu krediyi verecek olan da ben değilim ayrıca. E, toplum, e, toplumda bu beklenti bir hayli yüksek. E, özellikle Kürtlerde e, bu çok daha yaşamsal olduğu için hem beklenti yüksek hem destek e, yüksek. E, umuyorum ve diliyorum altında kalmadan. Ee, tekrar e, o kısır, gelecek vaat etmeyen, nefret körüklemekten başka, nefreti yeniden yeniden üretmekten başka bir işe yaramayan, o eski paradigmaya dönmez barışı ve özgür bir geleceği hep birlikte, bütün Türkiye halkları için ve bütün kesimleriyle e, geliştirmenin e, önünü açar. Bunun yolu çok basittir. Demokratikleşmenin temel ııı e, ABC'si yargının bağımsızlığı bir si siyasi iktidarın sopa gibi kullanılmasının önüne geçilmesi e, insanların hele sosyal demokratların boynunun borcu olan insanların bir sosyal devlet yani barınması temel gıdaya erişebilmesi, temiz suya erişebilmesi, temiz bir havayı soluyabilmesi, temiz bir çevrede yaşayabilmesi gibi şeyler için yükü ağır, çabaları olumlu bekleyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Biz parlamento aritmetiği öyle gösteriyor ki kilit bir güç olacağız. Biz bu kilit gücü bir pazarlık unsuru olarak da yapmayacağız. Bir yaptırım aracı olarak da kullanmayacağız. Biz bunu ülkenin demokratik dönüşümü için bir payanda yapmaya hazır bir vaziyette bekleyeceğiz. Gerisi onların göstereceği pratiğe ve iradeye bağlı. Şimdi... Artık bunun üzerinden cümle cümle kelime kelime onu deseydi bunu demeseydi e, gibi bir değerlendirmeyi şey buluyorum, e, faydasız buluyorum. Şu anda atılacak her adım, beyan edilecek her iradeyi kıymetli buluyorum. E, fakat en önemli mesele şudur. Bu mesele eğer artık bölgesel bir mesele haline de gelmişse e, bunun konuşarak müzakere edilerek e, çözülmesi için imkanlar sonuna kadar zorlanmalıdır. Demokratik bir dönüşümün en kestirme ve en insancıl yolu budur. Peki, bunun için ne lazımdır? Şimdi bunun için e, bu konuda her görüş kendisini herhangi bir baskı altında hissetmeden kendisini barışçıl yollarla ifade edebilmelidir. Şu an bu konuda söylenecek on laftan dokuzunun karşılığı onlarca yıl hapis. Dolayısıyla e, Kılıçdaroğlu'ndan beklediğimiz cümle terkibi olmamalı. Onu öyle kurmalıydı, bunu böyle söylemeliydi değil. Kılıçdaroğlu'ndan beklediğimiz birinci turu nitelikli bir çoğunlukla, net bir çoğunlukla alması, ardından ülkede bu meselenin e, kendi koyacağı iradenin yanında, bu meselenin rahatça konuşulabileceği bir demokratik düzlem yaratması. E, yaşayıp göreceğiz, aralanmazsa, Kürt meselesi bugün Pergün Buldan başkanımızın da dediği gibi kendisi çözmeyeni çözen bir mesele. Bütün paydaşlarını içermeyen e, ve bütün boyutlarıyla ele alınmayan hiçbir planın yürüme şansı yoktur. Bir. Ama dediğim gibi bütün bunlar için önce memlekette demokratik bir Düzlemin oluşması gerekiyor. Bu olmadan bunun bir sonraki aşamalarını konuşmanın hiçbir şeyi yok, faydası yok. Valla bizim kişisel olarak şeylerimizi konuşmak ayıp. Bu kadar yoldaşımız, arkadaşımız çok ağır bedeller ödediler ve ödemeye devam edenler var, hayatını kaybedenler oldu. Ee, o anlamda biz e, kişisel olanı bu kısımdan çıkarıp e, şuraya taşımak gerekiyor. ya Yani 21. yüzyılın paradigmasında bu işi e, daha üst bir kavramsallaştırmayla... E, Biraz mevcut kavram haritamızla mesele tıkandı ve ilerleyemiyor. Bu algoritmanın dışında bir mimari yapabilir miyiz? Bir bunun koşullarını araştırmak. Bunu hep düşünüyorum zaten. Yani iki süreçte bizden kaynaklı sürecin kendi konjektüründen kaynaklı ve muhataplarımızdan kaynaklı. Ee, sıkıntılar nelerdi ve biz acaba bunda daha farklı, daha yaratıcı bir şey yapabilir miydik? Hata bizde miydi, ne kadarı bizdeydi, karşıda mıydı, kasıtlı mıydı, değil miydi? Sürekli böyle bunların muhasebesini e, yapmakla ve o hafızayı tekrar hatırlamakla e, meşgulüm. Son olarak da e, Dünya deneyimlerine tekrar bir göz atmakla meşgulüm. Yani artık bu inovasyon çağında e, sanki başka bir yol ve yordan yanına eklemlenebilir. Yani bir ulusun, bir halkın kendi ulusal demokratik kimliğini ötekileştirmeden, yok sayılmadan ifade edebilmesi boyutu, baki kalmak üzere bize düşen başka bir takım düzlemler yaratabilmek. Onun için biraz böyle tefekkür halindeyiz. Bakalım. Çözüm sürecinin bir döneminde çok umudumuz yükselmişti. Onun dışında kaygı ve kuşku hakimdi. Bu dönem epeyce o o bir dönem yüksek olduğu dönem kadar e, umutluyum. Bir şeye benzetmemeyi tercih ediyorum. Çünkü bu tür analojiler e, sıkıntı doğuruyor. Dar bir alana hapsediyor. Her süreç kendi özgünlüğünü taşır. Biriciktir. E, bundan sonrası da öyle olmak zorundadır. En azından biz kendimizi bu benzetmelerden, beri tutmak zorundayız. Bu o benzetilen dönemlerdeki yaşananları yok sayma anlamına gelmiyor. Oradaki benzerlikler, ortaklıklar ya da aykırılıkları hep hatırda tutmak ama hiçbir dönemi, başkaca hiçbir dönemin kendisi gibi ele almamak gerektiğini düşünüyorum. Bu dönem kazanma ve kaybettirme aralığının dışında bir karakteri var. Bence o noktadan daha ilerideyiz Bu dönem bir demokratik dönüşümün kurucu mimarları arasındayız. Muhalefet ya da iktidar bu konumuzu istediği kadar tahfif etsin. Başka türlü anlamlandırsın ya da adlandırsın önemli değil. Biz bu sürecin bu dönüşümün mimarlarından yapsal mimarlarından birisi olacağız Bizdeki birikim ve deneyim ve bizdeki politik perspektifin dışında süreci karşılayacak bir siyasal pratik yok Ne sağda ne solda Onun için kazanma kaybetmenin üstünde bir yerdeyiz Biz, Demokratik bir cumhuriyete dönüştüreceğiz. Bundan da e, diktatörler dahil kimsenin korkmasına gerek yok. Her şey diktatörler hariç kimsenin korkmasına çekinmesine gerek yok. Hatta onların da korkmasına gerek yok çünkü evrensel ve genel bir hukuk tanımlanmış bir hukuk içerisinde sorumlulukları tartışılacak. Onun için e, biz e, tekrar kazanma, kaybettirme aralığından çıkmış bir durumdayız şu anda. Şimdi epeyce seçim yaşadım. Bir çoğunda adaydım. Bir çoğunun da temel mutfağında çalıştım. Neredeyse işte 4-5 ayrı bölge ve ülke genelinde ee, açıkçası halklarımıza çağrı yaparken bir parça mahcubuz. Yani şey edemiyoruz. Ee, onlar bizim her çağrımızın hakkını verdiler. Ee, biz e, zaman zaman yetemedik onların ortaya koyduğu iradeyi daha da güçlendirmeye. Ama e, bu dönem özellikle Yeşil Sol Parti'nin e, tanıtımı pusuladaki yeri ve bizim sandıklarda gözlemci resmi gözlemci bulunduramamamızdan kaynaklı sorunlarda sandıklara müdahil olma gibi meselelerde yaşlılarımızı deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın organizasyonunu o konuda belki son kez bir özveri bekliyoruz. Ee, özellikle bayramdan sonra e, hep beraber mobilize olacağız. İşte şu an e, benim evimde yapıyoruz. Sabah çıktık e, bu saatte geldik. E, Röportajı da ancak bu saatte bırakabildik. E, önümüzde yaklaşık bir ay var. Gece demeden, gündüz demeden çalışırsak e, bu çabaların sonucunu en net alabileceğimiz bir seçim olacak. Ve bu başka bir siyasal parti seçmeni için yaşamsal önemde olunduğunun farkında olunmayabilir. Herkes için yaşamsal ama bunu en iyi biz biliyoruz. Bu seçim ortaya çıkacak sonucun yaşamsal öneme haiz olduğunu onları saygıyla selamlıyorum. Başarı hep birlikte başarı ee, dileklerimi gönderiyorum ve başarı sözü veriyorum. Ee, şimdiden iyi bayramlar dileğimi de eklemiş oldum.